Merhaba sevgili arkadaşım, hoş geldin. Ben Ahmet Hocan. Yay lenizi prosimülatör serisi testlerini çözmeye devam ediyoruz. Hemen 14. testimiz, ki manyetik alanla ilgili sınava çok az kala oldukça önemli testlerden bir tanesi, umarım sana faydalı olacak. Birinci soruda diyor ki sayfa düzlemine birbirine paralel sonsuzluklukta tellerimiz var. 3i ve 4i yakınları geçiyormuş. Bu tellerden E, O noktasında oluşturdukları bileşke manyetik alan B'ymiş. Öncelikle 3i ile başlıyorum. 3i soldaki telle başlıyorum. Senin için soldaki telde baş parmak akım yönünü gösterecek şekilde 4 parmağını telin etrafına saracak olursan, yani şöyle düşünelim, şuradan saracak olursan sevgili arkadaşım, O noktasında K telinin oluşturduğu manyetik alan sayfa düzleminde içeriye doğru olacak. Sen de bunu çok rahatlıkla düşünebilirsin. Önündeki masada buradan sayfa düzleminden içeriye girecek, bu tarafta dışarıya çıkacak. Tabii ki de burada dikkat etmen gerekiyor. Sahil kuralını rahatlıkla sen kendin uygulayabilirsin. Aynı şekilde L teli içinde buradaki manyetik alan sayfa düzleminden içeriye doğru, diğer tarafta manyetik alan sayfa düzleminden dışarıya doğru olacak. Bu L'nin oluşturduğu manyetik alan, bu ise K'nin oluşturduğu manyetik alan vektörleri. K teli sabit tutularak L teli doğrultusu değiştirilmeden O noktasına D kadar yaklaştırılırsa. O noktasına L teli D kadar yaklaştırılırsa. Şimdi biz sırf burada neye dikkat edeceğiz? Manyetik alanımızın büyüklüğü B oluyormuş. Bu bizim için önemli. Tellerimizin oluşturduğu manyetik alanları istersen hemen hesaplayalım. K telinden başlayalım. Sevgili arkadaşım, BK telinin oluşturduğu manyetik alan şiddeti 2K çarpı akım şiddetimiz 3I büyüklüğünde bölü aradaki uzaklığıma D diyorum. Peki L'nin oluşturduğu manyetik alan için BL eşittir. 2K'yi yazıyorum. Akım şiddetim 4I büyüklüğünde ve uzaklığım ise 2D. Peki bu durumda şurada elde ettiğim manyetik alanımın büyüklüğü ne olacak? 6KI bölü D şeklinde ifade edebilirim. Diğer taraftaki L telinin oluşturduğu manyetik alan ise 4, buradan 2 ile sadeleştirelim. 4K çarpı I bölü D şeklinde. Yani şuradaki L telinin oluşturduğu manyetik alan 4KI bölü D. K telinin oluşturduğu manyetik alan 6KI bölü D. Ancak bu ikisi zıt yönde olduğu için ikisinin farkını alacak olursan O noktasında oluşan manyetik alana BO dersek, büyüklük olarak 2K I bölü D büyüklüğü bir manyetik alan elde ettim ki buna da zaten ne demiş? B demiş. Güzel. Şimdi diyor ki D kadar yaklaştırsa, hangi teli yaklaştırıyorum? L telini O noktasına D kadar yaklaştırıyorum. Yani uzaklığım 2D'den 1D'ye düşüyor. İstersen ona hemen BL üssü diyelim. BL üssü vektör olarak da gösterebilirim. Ne olacak? Artık 2K çarpı 4i büyüklüğünde akımım var. Bölü uzaklığım D kadar. Bunu çok iyi biliyorsun. Çünkü teli ne yaptın? 1D'ye kadar yaklaştırdın. Şuraya getirdin. Teli buraya getirdiğin zaman aradaki uzaklığın 1D'ye düştüğü için ben de buraya 1D'ye yazdım sevgili arkadaşım. Ve böylece manyetik alanım 8 KI bölü D oldu. Diğer taraftaki 6'ydı ve manyetik alanımın büyüklüğü, şuradaki 4 dediğim büyüklük artık BL üssü dersem 8 ne oldu? KI bölü D. Ve yönü yine sayfa düzleminden dışarıya doğru. O halde bu kez 6 daha küçük olduğu için bileşke manyetik alana da BO üssü diyecek olursam, buna dikkat et lütfen. BO üssü eşittir. Dikkat edecek olursam burası 8 sayfa düzleminden dışarıya doğru. Burası ise 6. Bileşkeleri zıt yönde oldukları için sevgili arkadaşım yine 2K çarpı I bölü D. Ancak dikkat etmen gereken şey, burada manyetik alan sayfa düzleminden dışarı, burada manyetik alan sayfa düzleminde içeriye doğruydu. Yani büyüklüğünde bir değişiklik olmadı ama yönü tam ters döndü. O halde yönü değişir, doğru bir ifade. B'nin büyüklüğü değişmez. Evet, doğru bir ifade. B'nin yönü değişmez. Hayır, yanlış bir ifade. İşaretlenmesi gereken doğru seçenek D seçeneği 1 ve 2 olacak arkadaşım. Peki hemen devam ediyorum. Diyor ki bak şimdi sayfa düzleminde sonsuzluktaki Y düz teli ile yarıçapı R olan X çemberseli yerleştirerek belirsel yönlerde X çemberinden 2i, Y telinden de I akımları geçiyor. Çemberin merkezinde O noktasında bileşke manyetik alan 0. Tabii bak burada çözerken lütfen dikkat et. Benim senden istediklerimi benimle birlikte yaparsan hiçbir problem çıkmayacak. Yani tabii bana baktığın zaman benim sendeki ekran görüntümde sahil kuralını ben evet sağ elimle gösteriyorum ama tabii ki de ayna görüntüsü aldığımız zaman oraya dikkat etmen gerekiyor. Yani sana göre karşındayken, ben karşındayken sanki sol elimmiş gibi gelebilir. Ona dikkat etmeni istiyorum. Şimdi
Soruyu beraber çözüyoruz sevgili arkadaşım. Önümdeki adım var. Telin üstünden geçen akımın yönü belli. Sadece yapman gereken bak, dört parmağını akımla aynı yönde saracaksın. Önündeki akımla. Yani bana konsantre olup bana bakmana gerek yok. Dört parmağını akımla aynı yönde çevireceksin. Baş parmağın sayfa düzleminden içeri gösterecek. Yani gel şu şekilde dört parmağını bu yönde çevir. Elini şu hareketi yapacaksın. Dört parmağını bu yönde çevirdiğin zaman baş parmağın neyi gösterecek? İçeriği. O zaman 2i şiddetindeki buradaki akımın oluşturduğu manyetik alan sayfa düzleminden içeriye doğru ve bx diyorum ben buna. Peki y telin oluşturduğu manyetik alana gelince onu da şöyle düşünüyorum. Yine kağıdım önümde. Kağıdım telim şöyle duruyor. Baş parmak akım yönü. Burada sayfa düzleminden içeri. Yani telin altında sayfa düzleminden içeriye gireceğim. Telin üstünde dışarıya çıkacağım. Telin üstündeki nokta burası olduğu için o noktada dışarıya çıkmam gerekiyor. Oluşturduğum manyetik alan sayfa düzleminden dışarıya doğru, buna da BY demem gerekiyor. Peki. BX ve BY manyetik alanlarını gösterdik. Bu manyetik alanlar zıt yönde, zaten bileşkelere de sıfır. Bileşkelerinin sıfır olabilmesi için BX'in BY'ye eşit olması lazım. O halde benim burada yapmam gereken şey büyüklük olarak X telinin manyetik alanını Y telinin manyetik alanını eşitleyeceğim sevgili arkadaşım. O zaman büyüklük olarak BX eşittir BY diyorum bak sadece ve X teliyle başlıyorum. Neydi manyetik alanı? 2K'mizi yazdık. Peki P'miz var mıydı? Yazdık. Akımımız ne kadar? 2i büyüklüğünde bölü. Uzaklığımız ise r kadar. O halde getirip orada r'yi de yerine yazıyorum. Yani bölü r diyorum. Eşittir. Y telinin manyetik alanı, y teli bu noktada, uzaklığı ise 2r kadar. Düz tel olduğu için 2k çarpı ne diyorum? I ya da iy bölü. Aradaki uzaklığım neydi? 2r'ydi. Şu 2'yi götürdü. K'ler birbirini götürdü. İstersen onları da şöyle güzelce sadeleştirelim. Şuradaki K ile şuradaki K sadeleşti. İşte şuradaki R'ler şuradaki R'yi götürdü. Şurada 2 çarpı pi çarpı 2 kaldı. Pi 3 almamı istiyor. 2 çarpı 2 4, 4 kere 3, 12 i kaldı eşittir. Diğer tarafta ise iy kaldı. O halde 12 i eşittir iy ise o zaman işaretlenmesi gereken doğru seçeneğim ne olacak? E seçeneği olacak. Yani 12 i büyüklüğünde akım geçirmesi gerekiyormuş telden. Peki diyor ki bak şimdi x, y, z tellerini görüyorsun. Verilen akımlar zaten soruyu okudun sen biliyorsun. Z telinden geçen akımın o noktasını oluşturduğu manyetik alan şiddeti B oluyor. Bölmelere eşit aralıklı olduğuna göre o noktasındaki bileşke. Şimdi öncelikle Z telinin oluşturduğu manyetik alan şiddetine B demiş. Z teli için şuradaki uzaklığımı 2 birim alırsam, yani her bir uzaklığı D alalım. Öncelikle şu B'nin ne olduğunu bir anlamaya çalışalım. B eşittir Z telini oluşturduğu manyetik alan aynı zamanda 2K çarpı akımımız i büyüklüğünde bölü uzaklığımız 2D. İkiler birbirini götürdü. Bu durumda K çarpı i bölü D dediğimiz ifade soruda bize B olarak ifade edilmiş. Yani bu ifadeye B demişler. Tamam, güzel. Peki o zaman bir I akımının 2 birim uzaklıktaki manyetik alanına şu 2 ile şu 2 sadeleştiği için B dedik. Güzel. Şimdi yönünü bulalım. Z telinin oluşturduğu manyetik alan için bak dikkat et. Akım aşağıya doğru gidiyor. Yapman gereken şey önüne kağıdını almak, akımı aşağıya doğru göstermek. Yani önümdeki kitap üzerinden çözüyorum. O şekilde düşün. Baş parmağım aşağıya bakacak. Benimle birlikte beni dinleyerek bile yapman yeterli. Bana bakmana gerek yok. Akımın aşağı doğru olacak. O zaman baş parmağını aşağı doğru tutuyorsun. Elinin ayasını yere koyuyorsun. O zaman kitabın üstüne koyduğun zaman telin solunda, yani Z telinin sana göre solunda manyetik alan sayfa düzleminden içeriye doğru, diğer tarafta dışarıya doğru. O halde Z telinin oluşturduğu manyetik alan sayfa düzleminden içeriye doğru diyorum. Z teli için. Şimdi X teli için akım bu kez yukarı yönde. Baş parmağımı yukarı doğru tutuyorum. O zaman sayfa düzleminde yine X telinin sağında oluşturduğu manyetik alan içeriye doğru, solundaki dışarı doğru. O zaman X teli içinde şöyle sayfa düzleminden içeriye doğru manyetik alan gösteriyorum. Zaten bu B kadardı. Bunun büyüklüğüne BX diyeceğim. Ve BX'i hemen hesaplayalım istersen. BX için şöyle bir şey yazalım hemen. 2K formülümüz de var. Çarpı akımımız 6i büyüklüğünde, uzaklığımız ise 3D. 6 ile 3'ü sadeleştirdim. Güzelce oradan bir 2 geldi. 2 ile çarptım. 4. K i bölü d geldi mi? K i bölü d b olduğu için buradaki manyetik alanım direkt 4b büyüklüğünde oldu. Z teli için
Sayfa düzleminde sağa doğru akım geçiyor. Seninle aynı mantıkla düşünün. Baş parmağı sağa doğru tutuyorum. Telin altında, alt bölgesindeki manyetik alan sayfa düzleminden içeriye doğru, üst bölgesinde ise dışarıya doğru diyorum. O halde O noktası üst bölgede olduğu için oluşturduğu manyetik alan sayfa düzleminden dışarıya doğru oluyor ve bu manyetik alanı da BY vektörüyle gösteriyorum sevgili arkadaşım. Ve BY'yi de şöyle hesaplıyorum. BY eşittir. Büyüklüğümüz ne kadar? 2K'miz var. Akımımız 2i büyüklüğünde. Uzaklığımız da 2 birim olduğu için 2D. İkiler birbirini götürdü. Ne kaldı? 2 çarpı K i bölü d kaldı. E buna da tabii ki de doğal olarak 2b demem gerekiyor. BY'yi de 2b olarak aldım büyüklük olarak. Çarpılar aynı yönde topladım. O halde 4b 1b daha 5b. 2b ona zıt yönde çıkarttım. Tertemiz ne çıktı? 3b. Oldukça basit, rahat rahat çözdüm. Peki sevgili arkadaşım, bir sonraki soru, dördüncü soruyla devam ediyoruz. Diyor ki sayfa düzlemine dik B manyetik alanı Y olan yerde sonsuz uzunluktaki düz telimiz manyetik alana dik L noktasında, bak burada görüyorsun L teli, üzerinden I kadar akım geçiyor ve tel sayfa düzleminden dışarı doğru. Telden geçen akımın K noktasındaki bileşke manyetik alanı sıfır olduğuna göre M noktasında nedir? Ben şimdi şöyle düşüneceğim. Bizim için önemli olan mantık neydi? Düz tel etrafında çembersel bir manyetik alan oluşturur. Kitabım yine önümde. Benimle beraber lütfen konsantre ol. Kitabım önümde. Sayfa düzleminden dışarı doğru akım taşıdığı için baş parmağım sayfa düzleminden dışarıyı gösterecek. Avucumun içi L noktasını ya da telin olduğu noktayı gösterecek ve etrafını saracağım. Dolanım yönü böyle. O halde şimdi o dolanım yönüne göre burada bir ne çizmek istiyorum? Çember çizmek istiyorum. Ve bu çemberin merkezinde tel var. Bak dikkat et, şöyle bir çember oluşturdum. M noktasından geçecek şekilde. Ama dolanım yönünü veren şey 4 parmağım. O halde diyorum ki 4 parmağımın gösterdiği yöne göre buradan geçen manyetik alan böyle, böyle ve böyle bir dolanım gösteriyor. Ve bu manyetik alan vektörünün en önemli özelliği, herhangi bir noktadan geçerken o noktada yörüngeye, yani çembere teğet olmasıydı. Mesela M noktasında böyle bir şey çizecek. Bu noktada da sola doğru bir vektör çizecek. Örneğin. Bu dursun. Şimdi gelelim bir de nereye? K noktası. Zaten adam diyor ki K noktasında sıfır diyor. K noktası için ben bir yörünge daha çiziyorum. Bak lütfen dikkat et. K noktasından geçecek şekilde bir yörünge hayal ettim. Yine manyetik alanın dolanım yönü çok net bir şekilde aklımda. Aynı şekilde bunu bana sağ el kuralım vermişti. Şöyle ve şöyle. Şimdi bu dolanım yönüne göre zaten dikkat edecek olursak K noktasından ben geçerken manyetik alan vektörümün yönü bu tarafa doğru olmalı. Şimdi buradaki manyetik alanımın istersen seninle beraber büyüklüğünü çok rahat bir şekilde yazabiliriz. Uzaklık 2D olduğu için şuradaki manyetik alanımın büyüklüğü 2K. Çok kolay bak, dikkat et. Akım şiddetim I, şöyle hemen I diyorum, bölü 2D. Ve sistemde oluşan manyetik alan ne? Şuradaki manyetik alan, o da B. E peki K noktasında oluşan manyetik alanın sıfır olduğu bana soruda verilmiş mi? O halde benim burada oluşturduğum şu 2 ile şu 2 birbirini götürürse burada oluşturduğum manyetik alanın B büyüklüğünde olması gerekir. Yön olarak da sistemin manyetik alanına zıt yönde olduğu için K noktasında bileşke alan sıfır olur. Çok güzel. O zaman bu arkadaş neye B demiş? B eşittir K çarpı I bölü D'ye B demiş. Peki benim burada oluşturduğum, yani M noktasında oluşturduğum manyetik alanın yönü, manyetik alan yönü. Öncelikle nereye doğru? Sağa doğru. Buradaki manyetik alana mesela B üssü diyelim. Ve B üssünü hemen hesaplayalım. B üssü eşittir 2K sevgili arkadaşım, değil mi? Manyetik alan için akımım I, uzaklığım da D kadar. Bu durumda bu 2B olmayacak mı? Tamam, şu manyetik alan 2B büyüklüğünde. E 1B'de sistemin manyetik alanı var. Onunla aynı yönde, bak görüyorsun. O zaman M noktasında oluşan toplam manyetik alan iki vektör aynı yönde olduğu için toplayacağız ve 3B büyüklüğünde olacak. Aman ha dikkat et, eksiler yok zaten. 3B büyüklüğünde sağa doğru bir manyetik alan elde ettim. Çok güzel bir soru. Peki gelelim 5. soruya. Diyor ki sonsuz uzunluktaki x, y telleri sayfa düzleminde şekilde gibi yerleştirmiş. Belirten yönlerde akımlar geçiyor. Bölmeler eşit aralıklı olduğuna göre düzlem üzerinde verilen kelemen P noktalarında hangilerinde bileşke manyetik alan sıfır olur diye sormuş. Öncelikle x telinin üstünü altını, y telinin sağını solunu bir düşünelim. X telinden başlıyorum. Akım sağa doğru gittiği için 4 parmağım telin altındaki bölgede, şu teli.
Baş parmağım. Tenin altındaki bölgede sayfa düzleminden içeriye doğru, üstündeki bölgede dışarı doğru. Bunu gördün mü? Gördüm. Hemen ne yapıyorum? Mis gibi bak. Alıyorum. Şurada sayfa düzleminden içeriye doğru. Burada da sayfa düzleminden dışarıya doğru manyetik alan var. Bu kesin. Şu telde Y teli aşağıya doğru akım taşıdığı için yani önümdeki kağıtta baş parmağım telle aynı yönde olacak şekilde tutuyorum. Telin sağında sayfa düzleminden içeriye doğru, telin solunda sayfa düzleminden dışarıya doğru sana göre anlatıyorum. Dikkat et. O zaman burada sayfa düzleminden içeriye doğru manyetik alanım varken bu bölgede komple sayfa düzleminden dışarıya doğru. Oo çok güzel. Çarpı ve nokta birbirlerini götürebilir. Yalnız bunun akımı 2i, bunun akımı 1i. Yani manyetik alanımın formülü büyüklük olarak B eşittir 2K çarpı akım şiddeti i bölü genel formatıyla. D olarak yazıldığı için bu düzselin manyetik alanı olduğu için hangi noktada manyetik alan bileşkesi sıfır dediğimde benim yapmam gereken şey 2i'den 2 birim uzakta 1i'den 1 birim uzakta olan noktayı bulmak. İşte burası. Yani hiç zorlanmama gerek yok. P noktasında manyetik alan sıfır. Çünkü 2i'den 2 birim 1i'den 1 birim. Bak uzaklıkla ters orantılı 2 bölü 2 1 bölü 1. Umarım anlaşılmıştır. Yorumlarını bekliyorum. Peki gelelim 6. soruda. Şurada tellerimizi görüyorsun. Özellikle teller için senden muazzam bir şey istiyoruz. Akımlar geçmektedir. O noktasında oluşturdukları bileşke manyetik alan diye soruyor. Arkadaşım öncelikle sol üst köşedeki telden başlıyorum. Bir kere tel merkezli ne yapıyorum? Çember biçimde manyetik alan oluşturuyorum. Bu çok güzel bir teknik. Bunu her zaman tavsiye ediyorum sana. Çember biçimde bir manyetik alan oluşturuyorum. Oluşturduğu manyetik alan bir kere çembersel olacak. Yani şöyle hafiften buraları silebilirsin istersen. Yani şöyle, şöyle, işte şöyle, şöyle, değil mi? Şöyle, şöyle, şöyle silebilirsin buraları şöyle. Ve dedik ki tamam manyetik alanımız çembersel bir yörünge izleyecek. Peki bu çemberin yönünü nasıl bulacağız? Biz telimiz sayfa düzleminden içeriye yine sayfa düzleminde önümde kitap var ona göre çözüyorum. Beni izlemekten çok dinlersen bence daha iyi anlarsın şu kısımda. Sayfa düzlem benimle beraber hayal edebilirsin. Gerektiğinde de bakarsın zaten kamera görüntüsüne. İçeriye doğru akım taşıyan bir telim var. Baş parmağım içeriye doğru gösterecek. Dört parmağım etrafında dönecek. O halde saat yönünde dönüyorum. Saat yönünde dönüyorsam diyorum ki tamam aha böyle döndük. Aha böyle döndük. İyi de manyetik alan bu noktadan geçerken ne olacaktı? Benim dolanım yönünde çembere teğet. Yani şöyle bir manyetik alan çizdim. Yani sol üst köşedeki telin oluşturduğu manyetik alan sağ sol alt köşedeki tele doğru. Böyle bir manyetik alan oluşturdum. Bu güzel. Şimdi gelelim oluşturduğu manyetik alanın şiddetine. İ şiddetinde akım taşıyorsa buradaki uzaklıkta zaten kök 2 birim olduğuna göre ben bu manyetik alana B diyebilirim. B büyüklüğünde bir manyetik alan taşıdığını düşünelim. Şimdi kırmızı renk kalemle ne yapalım? Sol alt köşedeki telin oluşturduğu manyetik alanı. Bak çembersel bir yörünge hayal ediyorum yine tam o noktasından geçecek şekilde. Bu çembersel yörüngede tel dışarı doğru akım taşıdığı için sağ elin dört parmağını dışarı doğru takip edecek şekilde çeviriyorum. Ve diyor ki aha böyle akım, aha böyle bir dolanım, aha böyle bir dolanım yönü var. Şimdi bu dolanım yönüne göre telin oluşturduğu manyetik alan vektörünü çizmek istersen bu alan vektöründe ne yapacağım bu sefer? Sol üst köşeye doğru yani i şiddetinde akım taşıyan tele doğru olması lazım. Peki bu manyetik alan kimin? Bu manyetik alan da 2i'nin. O zaman bu 2i'nin manyetik alanına şöyle 2b büyüklüğünde diyebilirim. Büyüklük olarak yani vektör işaretini koymayalım hadi. 2b büyüklüğünde diyebilirim. Bir tane telimiz kaldı. Onu da yeşille gösterelim sevgili arkadaşım istersen. O telin oluşturduğu manyetik alanı. Şimdi o telin alanı da yine tel merkezli olacağı için hop buradan bir çember çiziyorum. Bu çembersel yörünge dikkat et. Sayfa düzleminden içeriye akım taşıdığı için etrafını sahil kuralıyla çeviriyorum. O zaman çembersel bir yörünge hayal ediyorum. Bak büyütüyorum çemberi, büyütüyorum. Tam buradan geçerken şöyle dönüyor ya. Hani dönme yönü zaten sahilde buluyorsun. Böyle döndüğü için dönüyor dönüyor. Tam buradan geçerken bu sefer 4 yönünde bir manyetik alan. Ama akımın değeri 3i olduğu için manyetik alanımın şiddetinde çok rahat bir şekilde 3b olarak belirliyorum. Şimdi vektörlerimizi çizelim istersen o noktada. Şöyle 3B büyüklüğünde bir manyetik alanım var. Peki mavi ile çizdiğim ona zıt yönde şuradan 1B büyüklüğünde bir manyetik alanım var. Bir de kırmızıyla çizdiğim bir manyetik alan vektörüm daha var. O da 2B büyüklüğünde. Şöyle bir manyetik alan vektörü oluştu 3 tane elimde.
Şuradaki 2B büyüklüğünde, şurada yeşille çizdiğim manyetik alanım sevgili arkadaşım 3B büyüklüğünde, mavi ile çizdiğim manyetik alanım ise 1B büyüklüğünde. Yeşil ve mavi birbirine zıt yönde olduğu için bu ikisi birbirini götürdü ve yeşille gösterdiğim manyetik alan vektörüyle aynı yönde olmak üzere elimde 2B büyüklüğünde bir manyetik alan kaldı. Kırmızıyla çizdiğimiz vektörümüz de zaten 2B büyüklüğünde mi? Oo, çok güzel. O halde şurası 2B ise, burası da 2B ise, bunların bileşkesi aralarındaki açı tam olarak 90 derece olduğu için 2 kök 2 büyüklüğünde bir manyetik alanım ne olacak? Oluşacak. Peki bu 2 kök 2 yönü olarak nereye doğru? Tam yukarı, yani 3 yönünde. Bu durumda doğru seçeneğim ne oldu? C seçeneği oldu. Umarım anlaşılmıştır. Sayfa düzlemine dik duran teller çok tehlikeli. İçeri ya da dışarı akımlar yapman gerekiyor. Olay budur arkadaşım. Güzel. Peki devam edelim. Yine burada bak görüyor musun? Çok sağlam. Bir telimiz tamam. Sayfa düzleminin üstünde. Zaten bileşke manyetik alanı soruyor. 120 derecelik açı falan verilmiş. Tamam, güzel. Şuradaki X telinin oluşturduğu manyetik alan. Teldeki akım yukarı doğru. Bak dikkat et, benimle aynı şekilde yap. Kitabın önünde nasıl olsa yukarı doğru. Sayfa düzleminden telin sağında, içeri solunda dışarı doğru manyetik alan oluşacak. O zaman burada oluşturduğum manyetik alan sayfa düzleminden içeriye doğru hangi tel oluşturdu bunu? Tabii ki de X teli. X telin oluşturduğu manyetik alan BX şeklinde ifade ederiz. Büyüklüğünü sonra buluruz. Problem yok. Y telin oluşturduğu manyetik alanı bulmak istiyorsak şimdi seninle beraber yine şöyle yapalım. Y teli sayfa düzleminden içeriye doğru akım taşıyor. Baş parmak içeriği gösterecek ve dört parmak etrafını saracak. Saat yönünde dolanım sağlayacak ama şöyle çembersel bir yörünge çizecek. Ya bu çembersel yörünge benim için çok önemli. Umarım senin için de aynı önemi ifade ediyordur. Bu çembersel yörüngede saatin dolanım yönünde olduğunu gösteren şey de dört parmağın. O zaman manyetik alan vektörünü o noktada ifade etmek istersen, bak dönüyoruz, 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 dönüyoruz. Buradan geçerken, o noktasına geçerken çembere teğet, bak çembere teğet, yarıçapa dik bir manyetik alan vektörü oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz bu manyetik alana da ne dedik? BY vektörü dedik. Şurası dik olacak, bunu unutma. Diğeri ise sayfa düzleminden içeri doğru. Sayfa düzleminden içeri doğru vektörüm kim? X telinin oluşturduğu manyetik alan örneğin şöyle bir vektör. Ama sayfa düzleminden içeriye doğru bir vektör. Peki diğer benim orada mor renkle çizdiğim vektör ise bak aşağı yukarı şöyle bir vektör. İyi de vektörlerden bir tanesi sayfa düzleminin üzerinde, diğeri sayfa düzlemine dik. Şuradaki BY vektörümüzün büyüklüğünü bulmak istersek 2KI bölü D. Yazıyorum hemen onun değerini yanına. Ne yazıyorum? 2K çarpı I bölü D. Peki şurada BY ile gösterdiğim vektör ne sevgili arkadaşım? BY ile, bak o da D uzaklığında. O halde 2, hemen orayı düzeltiyorum, eşittir diyorum. 2K çarpı I bölü D. Vektörlerden biri sayfa düzleminden içeriye doğru, biri ise şöyle çapraz. Şimdi baş işaret parmağım bir vektör, diğeri de bir vektör. Görüyorsun bunlar arasındaki açı kaç derece? 90. O halde bu iki vektörden biri içeri doğru, biri de sayfa düzlemin üzerinde olduğu için birbirlerine dik oldukları için kareleri toplamının karekökünü almam gerekecek. O halde B net manyetik alan kaç K I bölü D dediği için 2 burada var, 2 burada var. Aradaki açı 90 derece. 2 kök 2 KI bölü D olduğu için doğru cevap da Denizli olur. Sağlam bir soru yine. Teller birbirine dik duruyor. Ona dikkat etmek gerekiyor. Peki bir sonraki teli, bir sonraki sorumuz diyor ki evet sarımlar verilmiş. Sarım uzunlukları verilmiş. Bizden neyi soruyor? I1, I2 büyüklüğünde akım geçişinde bobinler merkezinden oluşan manyetik alanlar eşit büyüklükte olduğuna göre I1, I2 oranı nedir? Ha, tamam gel. Gel, gel sevgili arkadaşım. Önce tam anlamıyla bir bobinin manyetik alan büyüklüğünü yazalım. Neydi? Büyüklük 4K pi çarpı i ya da i neyse artık çarpı n bölü l. O n'i küçük de yazabilirim aslında. Buradaki ifade benim için büyük bir önem arz ediyor. Burası neydi? Sarım sıklığıydı. Buraya sarım sıklığı diyordum. Geriye kalan kısım zaten sabit. Ama burası önemli. Sarım uzunluğunu ve sarım sayısını kullanıyoruz. Buna da ne diyoruz? Sarım yoğunluğu ya da sarım sıklığı diyoruz. Şimdi buradaki ifadede önemli olan şey sarımın yapıldığı bölge. Bak lütfen ona dikkat et. Yani
Şu aradaki uzunluk benim için çok önemli. Yani onun tam olarak gösterdiği şey bobinin uzunluğu değil, sarımın uzunluğu. 2N 3L, 3N 2L, akımlar I1, I2, manyetik alan eşit. Arkadaşım iyi de benim şu 4KP dediğim kısım komple sabit değil mi? Burayı görmeyelim. Orayı hiç almamıza gerek yok zaten. O zaman bu durumda yapmamız gereken şey ne? Diyor ki adam B1 manyetik alan büyüklüğü ya da BX eşittir BY manyetik alan büyüklüğü. 4KP'yi almadık. Akıma bakıyoruz I1. Değil mi? Akımımız I1 çarpı sarım sayımız 2N bölü sarım uzunluğumuz 3L. İşte sarım yoğunluğu. Diğer tarafa geçiyorum. Yine aynı mantık. Akımım ne? I2 ya da İY çarpı I2'ymiş, evet. 2 diyelim. I2 çarpı sarım sayımız 3N. Çok iyi. Bölü sarım uzunluğumuz ise 2'li. Şimdi benden I1 bölü I2 oran istemiyor mu? Al. I1 bölü I2 eşittir. N'ler, L'ler karşılıklı birbirini götürdü. Karşıya attım 9, karşıya attım 4. O halde 9 bölü 4 geldi. Oldukça güzel bir soru. Doğru cevap ne? Edirne sevgili arkadaşım. Böylece bu testimizi de ne yapmış olduk? Tamamlamış olduk. Manyetizma biraz zor, sağlam bir test. Ama her zaman yorumlarını bekliyorum. Sahil kuralıyla göstermek biraz zor oluyor. Yanımda olsaydın çok 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 daha kolay olacaktı. Ama yapacak bir şey yok. Umarım anlaşılıyordur. Hoşça kal. Kendine iyi bak.